Değerli arkadaşlar, konumuz Empedokles. Aristokrat bir ailenin oğlu olan Empedokles, Sicilya adasının güneyinde bulunan Akragas şehrinde doğmuştur. Ailesi siyasi olarak sözü geçen bir aile tabi. Yine bir dönem Empedokles'a da krallık teklif edilmiş. Ancak kendisi bu teklifi reddetmişti. Hür ve özgür bir karaktere sahip Empedokles. Krallığa karşıydı. Demokrasiyi öğütlüyordu. Felsefenin ateşli ve buzlu yollarında çıplak ayakla dolaşan kişilere önem verirdi. Aynı zamanda büyük bir hekim ve şair. Kendisine bilge kişi arıyorum ama tek bir bilge bulamıyorum diyen birine tabii ki bulamazsın. Bilgi arayan önce kendisi bilgi olmalıdır e, der. Şimdi Empedoklus felsefesi çıkış noktasını Parmenides'in savı üzerine kurar. Evrende meydana gelme e, ya da yok olma diye bir şey yoktur. Parmenides dersimizi hatırlayın. İnsanların var olma ya da yok olma üzerine konuştuğu her şey e, o kavramların asılları üzerine değil de duyularımızın bize gösterdiği olguları üzerine gerçekleşir. Empedoklus'a göre varoluş ya da meydana gelmek denen şey, temel maddelerin bir karışması, yok olma denilen şey de bu karışımın dağılmasından ibarettir. Varoluşu bir form olarak meydana getiren şey, çok küçük parçalardan kurulmuş olan temel maddelerin kendileriyle, kendileri bir zaman içinde bir şekilde meydana gelmemişlerdir. Dolayısıyla yokta olamazlar ve değişmezler de diyor Empedoklus. Fiziksel formu meydana getiren ana maddeler, uzayda hareket ederken çeşitli matematik orantılara göre birbirleriyle karışırlar. Nesnelerin değişimi ya da azalıp çoğalması gibi etkenler de esasen bu temel maddelerin uzaydaki bu hareketleri yüzündendir. Empedoklus bu küçük parçacıklara Rhizomata Pantan yani her şeyin kökenleri ismini veriyor. Doğa bilimlerinde o günden bu yana günümüze dek etki eden elementler kavramını ortaya atan ilk filozof Empedokles'tır. Yani toprak, su, ateş ve hava. Tabi o bunlara öe demekteydi. Element bugün günümüzde kullandığımız element değil de öe demekteydi. Farklı bir kelime. Fakat aynı şey. Öe ee, -e kendi içerisinde bir cinsi barındıran nitelik olarak değişmeyen, artık bölünemeyen, yalnızca çeşitli hareket durumlarına geçebilen madde demektir. Bu öğeler Empedoklus'a göre dört tanedir. Toprak, su, ateş ve hava. Bu dört öğeden üçünü yani su, ateş ve havayı Antik Yunan filozofları daha önce kabul etmişler ve arke olarak ortaya koymuşlardı hatırlayın. Empedoklus toprağı da öğe olarak kabul ediyor. Ve bu dört elementi arkesi olarak belirliyor. Empedoklus'a göre bu dört element evren yapısının gereçleri. Evren bu gereçlerden oluşmuş. Ancak bu dört öğenin kendisinde bir hareket nedeni bulunamaz. Yani tek başlarına bir hareket nedeni bulunamaz bunların hepsinde, tek başına. Yani bunlar kendiliğinden birbiriyle karışamazlar ya da bir karışmayı bozamazlar. Bu nedenle bu dört elementin yanı sıra bir de hareket ettiren, hareket ettirici bir neden veya hareketin bir nedeni, bir başka deyişle hareket ettirici bir güç de gerek. Şimdi Empedoklus'a göre bu dört elementi birbiriyle karıştıran veya bu karışımları ayrıştıran hareket ettirici güç sevgiyle nefrettir. Empedoklus felsefesini milletli filozofların felsefesinden farklılaştıran iki etken bulunur. Bu etkenlerden ilki şudur: milletli filozoflar hatırlayın, arke anlayışlarını tek bir töze bağlıyorlardı. Empedoklus değişmeyen bu tözün bir değil dört tane olduğunu, yani toprak, su, ateş ve hava olduğunu ileri sürüyor. Bu etkenlerden ikincisi ise milletli filozoflarda töz hareketin hareketini kendisinden alıyordu. Empedoklus, dört elementine hareketini sağlayan bir dış kuvvetten bahsediyor, yani sevgi ve nefret. Bu iki etmen nedeniyle milletli filozoflardan ayrılan Empedoklus, daha çok Parmenides ve Heraklitos'un felsefelerinin bir sentezini yapmak istemiştir diyebiliriz. Empedoklus felsefesinin temelinde Parmenides'in meydana geliş ve yok oluşun bir yanılsama olduğu öğretisi vardır. Yine Parmenides'in hiçten hiçbir şey çıkmayacağı ve hiçbir şeyin de yok olup gitmeyeceği görüşlerini benimsemekle birlikte onları yine de Heraklitos'un değişimin esas olduğuna yönelik görüşleriyle ulaştırmaya çalışıyor Empedokles. Empedokles'a göre dört element bölünmez ve değişmez. Kendileri değişmeyen bu elementlerin birbirleriyle karışmasını ve yeniden ayrılmasını sağlayacak olan dışsal hareket ettirici dışsal hareket ettirici güç sevgi ve nefret. Bir başka deyişle uyum, uyumsuzluk. Sevgi ile dört öğe bir araya gelmekte. Şu dört öğe sevgi ile bir araya gelmektedir. Nefret ile ayrılmaktadır. Bu dört öğe sevgi ile bir araya gelmektedir. Nefretle ayrılmaktadır. Sevgi ve nefretin etkilerinde azalma ve artma olmasına karşın 4 ana madde sonsuzdur. ve eşit biçimde dengededir. 4 temel öğe nicelik ve nitelik bakımından her zaman sabittir yani. Bu şekilde Empedokles hem değişimi hem de değişim içinde sabit kalanı açıklamış oluyor. Şimdi Empedokles'in evren tasarımından da bahsetmek istiyorum. Empedokles'a göre evren sonsuzca kendini tekrar eden iki parçalı simetrik evrenden oluşmuştur sonsuzca kendini tekrar ediyor ama iki parçası var. Simetrik bir evren. İlk evre dört elementin sevginin bütünsel egemenliği altında hareketsiz ve tamamen birbirine karışmış durumda bulundukları evre. İkinci evre nefret bu dört temel öğenin içlerine giriyor. İkinci evrede bu nefret bu elementlerin içlerine giriyor. Ve dört elementi birbirinden ayırmaya başlıyor. İşte hareket tam olarak bu ayrılma aşamasında başlıyor. Şimdi sabitlik ve bütünleşim bozulmuştur artık. Üçüncü evrede nefret bütünüyle hakim olmaya başlıyor. Şimdi ne yaptı nefret? Girdi bunların arasına. Bunlar en başta hep birlikteydi. Nefret girdi işlerine. Ne oldu? Bunları ayırmaya başladı. Toprak, su, ateş, hava. Ayrılmaya başladı bir şeyler. Ve düzen bozulmaya başladı. Denge bozulmaya başladı. İşte hareket tam olarak bu ayrılma aşamasında başlıyor. Şimdi sabitlik ve çekim gücünün hiçbir etkisi kalmayıncaya kadar parçalanarak ayrılıyorlar. Üçüncü evre sonunda artık ateş, su, toprak ve hava ayrılmış durumda birbirinden. Bu aşamadan sonra da dördüncü evre başlıyor. Dördüncü evrede sevgi tekrar içeri girmeye başlıyor. Sevgi tekrar içeri girmeye başlayınca ne oluyor? Bu dört elemen tekrar birleşmeye başlıyor. Bu son evrede artık maddeler yeniden sevginin hakimiyeti altına giriyorlar ve tekrar birleşmeye başlıyorlar yani. Nefret ve sevginin artan etkisi altında ayrılma ve birleşme ile oluşan bu iki simetrik parçanın her birinde kozmosun ve hayvanlar aleminin oluşumu söz konusu. Evrendeki bütün gelişme hareketi sağlayan iki kuvvet arasındaki savaştan doğuyor yani. Bu ikisi arasındaki savaştan doğuyor. Evrendeki bütün gelişme. Bu savaşta kimi zaman sevgi, kimi zaman da nefret kazanıyor. Dönem dönem. Evrende nefret egemen olduğu zaman öğeler birbirinden ayrı düşüyorlar. Ve bu bir dağılma çağı oluyor. Bu çağda sevgi evrenin ortasına itilmiştir. Bundan sonraki bir çağda sevgi üstün gelmiş ve her şey bir birlik içinde toplanmış. Nefret evrenin kenarına itilmiştir. Sevgi ve nefretin egemen olmalarıyla evren dört çağ yaşamıştır yani. Şöyle söyleyen Empedoklus, Sevgiyle nefret güç ve hakça eşit olan iki kudretin birbiriyle çarpışmasıdır. Bu çarpışmada kimi zaman nefret kimi zaman da sevgi üstün gelir. Empedoklus'a göre bitkiler ilk organizmalardır ve hayvanlar gibi canlıdırlar. Bitkilerin yemiş vermeleri, hayvanların üremelerine, yaprakları hayvanların kıllarına, tüylerine benzetilebilir diyor. Canlı varlıklar başlangıçta sevgi ile nefret arasındaki savaştan, rastgele meydana gelmiş olan formlardır diyor Empedokles. Bunlardan işe yarayanlar günümüze kadar yaşamış olanlar. Yani burada evrim teorisine bir atıf var. Empedokles insan üzerinde de ilgi çekici gözlemler yapıyor arkadaşlar. Kan insan hayatının ana taşıyıcısı diyor. Ve düşünmenin merkezidir diyor. Kan da öğeler en olgun bir biçimde birbirle karışmışlardır. İnsanın bütün özellik ve yetenekleri bu karışımın olgunluğuna bağlıdır kanda bütün öğeler bulunduğu için biz de her şeyi bilebiliriz. Empedokles monizmi reddediyor. Gördüğünüz gibi dört arke koydu. Yani monizmi, birciliği, tekçiliği reddediyor. Ve doğanın seyrini amacın değil daha çok tesadüfün ve zorunluluğun düzenlediği bir seyir olarak görüyor. Empedokles, Pisagor'u o güne kadar yaşamış insanların en zekisi olarak görüyordu. Nitekim ee, sözlerinde de Pisagor ve Orfizm'den nedenli etkilendiğini görüyoruz. Mesela şöyle diyor Empedoklas. Bundan önce oğlan doğdum, kız doğdum, çalı oldum, kuş oldum, denizden çıkan kızgın balık oldum. Zorunluluğun bir kehaneti Tanrıların öncesiz, sonrasız ve büyük yeminlerle mühürlü eski bir buyruğu vardır. Payı günler uzunluğunda olan daimonlardan biri, günaha girip elini kana buladığında ya da kavganın peşinden gidip yalan yere yemin ettiğinde mübareklerin meskenlerinden üç kere on bin yıl uzaklaşmalı. Zaman içinde her türlü biçimde doğmalı. Bir zahmetli yoldan diğerine geçmelidir. Çünkü kudretli hava onu denize iter ve deniz de onu kuru toprağa kusar. Toprak onu yanan güneşin ışınlarına çarpar ve tekrar havanın girdabına fırlatır. Onu biri diğerinden alır